Çanar alıp tavara bakalım. Ne yapacağız? Bir dakika dur. Ne yapacağız baba? Allah Allah. Bir dakika bak kızım sana dedim. Kızı sorayım. Amca 750 kağıt var. Biz bunu paralarımız. Tamam ben sana dedim oğlum gel. Ha, şimdi soruların cevabı. Yok. Ben önce ver. Kim var? Kamaraya mı alıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Ha, aşağı şehirde kimler dayı? Bize Hacı Hanım'la dedi. Peki. Sen bu mesleğe nasıl atıldın? Şöyle kısadan bir hayat hikayeni anlatabilir misin? Peki. Emekli olduktan sonra idare edemedim. Hayır, işe nasıl başladı? İlk işin? Yani. İlk işim memurdum. Ne memurdum? Özel idarede memurdum. Evet. Özel idarede memurluktan emekli olduktan sonra evet. İdare edemedim, bu işe atıldım. Peki, şimdi... Arkadaşlığa atıldım. Arkadaşlığa yapmaya başladım. Evet. Aşağı şehirde obamız nereye? Aşağı şehirde obamız Kamra Mahallesi. Evet. Peki, Sütçhane'de. Sütçhane'de. Ha. Süphane'de. Peki şimdi size de soruyorum. Bu şehirden bu halk neden göçtü? Senin fikrin nedir? Evet. Sen bilirsin açık. Halk tabi durumu şeyin derenin içindeydi. Evet. Yazın şehre, dışın yazın bağ dışın şehre göçmesi icap ediyordu. Bu da halkın küfretli işiydi. Evet. Küfretli işiydi. Yazın şehrin içine oturulmaz. Sivrisine olur. Bataklık. Evet. Bu halk bütün bağ öğrenine göçerlerdi. Evet. Bu sefer her bir dağınık bir yerde. Evet. Gerek ekonomi vaziyette, durumu şeydi. İyi olmuyordu. Evet. Şimdi halkın her birisinin bir araya toplanması icap ediyor. Evet. Bir taraftan da korkuşmuyordu bağ öğrenine. Evet. Son zamanlarda. Evet. İşgaller falan söyledi. Evet. Bazı hadiseler, olaylar çıktı. Evet. Onun yüzünden halk bir araya gelmek istedi. Evet. Bu sefer burayı büyükler, buraları şey ettiler. Kesin ettiler. Buraya taşındık. Evet. Ondan sonra aşağıdan yukarı göç edemeyen durumu olanlar, göç edemeyenler. Evliler yaptıramayanlar. Bu sefer Adana, İstanbul, İzmir, Adana gibi yerlere, Antep gibi yerlere gitti. Bir kısmı sanat icra etti, bir kısmı alışveriş etti. Hı. Halk onun için iki ayrıldı. Şimdi halkımızın nüfusu 90 bin fazla. Yani burada 15 bin, 20 bin kadar nüfusu var. Hı. Peki bu sen olsaydın bu şehri buraya mı kurardın, nereye kurardın? Sen de sana deselerdi ki bu şehri yoktun, nereye kurardın? Daha münasip yere kurardım, şunu sordum. Bazısı da şöyle diyor, diyor ki bu kısım beyler Dündar yazısını bedava vermişler. Uzağı küfretliydi, oraya ev elden taşımak çetindi. Evet. Onun için farklı kararını satın yüzde iki tane. Ben de Halil Fatih'e şey yapacak mıyım? Kamerası, kamerayı mı alıyor? Evet. Vatandaşın gücü de yiyordu. Onun için olayı daha münasip görmezler. Bu olayı iyi görürler. Peki. İkincisi, biz diyoruz ki şimdi Besliler adına Türkiye'nin neresinde olsun 5-6 bir adı hep araştırma yapıyoruz. Bu aile kökenini bir filmde topluyoruz, bir tarih yapıyoruz. Bir de bizim bir eksiğimiz var, folklor. Yani Türk Besli müziği zengin, kültürümüz zengin. Yalnız bu yönü başkaları bizim müziği kullanıyor. Biz bir yeniden bir folklor kurmak istiyoruz. Siz de maddi manada katkıda bulunur musunuz? Elbette olur. Olur diyorsun. Olur.